Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu da diğer bir kovanımız. O iki çıtayı alacağız. Bunlar sahım yaptığımız çıtalar arkadaşlar. Şimdi burada yaptığımız işlem fazla çıtaları alıp derin dondurucuda muhafaza edeceğiz. Yani 4 derecelik buzdolaplarında. Şimdi bazı arkadaşlar diyor eksi bilmem şuraya koy, ondan sonra serin yere koy. Poşet eksi 18'de bir gün kalsın, iki gün kalsın. Ondan sonra poşetleyin, serin yerde saklayın. Arkadaşlar yine mum güvesi oluyor. Bizim bu bölge için söyleyeyim. Ben öyle yaptım. Mum güvesi oldu. Şimdi direkt götürüp fazla çıtalarımı soğuk hava deposuna koyuyorum. Yani öyle eksi 18 yapıp bizim bölge için konuşuyorum. Diğer bölgeler için bir şey diyemem. Adana bölgesi için. Buzdolabında 5 gün bekletin. Eksi 18'de. Yine çıkarsanız serin yere de koysanız yine oluyor arkadaşlar. Ben burada oluyor. Bakın ballı bir çıta. Evet, yavrulu alana yeni geldik. Yani yavrulu ballı bir çıta arkadaşlar. Şimdi biz niye sahım yapmıştık? Ana araya yumurtlayacak alan açma adına yapmıştık. Arı kuşları da tepemizde ötüyor. Olduğu gibi larva arkadaşlar. Ana arı da burada geziyor. Şu aşağılara doğru. Çıtanın tam altına girdi. Geri çıktı. Yani şurada geziyor arkadaşlar. Şurada. Tamam, bu günlük yumurta arkadaşlar. Bu da günlük yumurtalıydı. Ondan sonraki ballıydı şu. Şu ballıydı. İşte bir tane çıta çıkartmamanın, bir tane çıta çıkarsak rahat rahat çalışacağız. Bu ballı bir çıta. Şunu. Şunu. İki çıta bıraktık. Ballı çıtasını koyuyoruz arkadaşlar. Duvar çıtası olarak. Şuna bir bakacağım. Thank you.
Arkadaşlar burada yaptığımız fazla çıtaları aldık. 7 çıta bıraktık. 2 çıtasını aldık. Sağımdan sonra çıtaları bu tarafa yerleştirmiştik ya, arılar temizlesin, hasarlı olan yerleri düzelsinler diye. Onlar düzeltilmiş. Şimdi yumurtalı olan çerçevelerden itibaren o boş çerçeveleri koyduk ki ana arı oralara yumurta atsın diye. Şimdi şerbetini vereceğiz, kekini vereceğiz. Kimisi diyor kek verilir mi? Verir arkadaş, ben veriyorum ya. Bazıları diyor ki verilmez. Şimdi arkadaşlar, ben şerbeti kötülemiyorum ama benim yaptığım kek polenli kek. Bak birazdan da göreceksiniz. Bu kekin tarifini de veririm de. Şimdi 50 bin tane laf söylerler. Profesör çok iyi arkadaşlar bu işte. Bakın arkadaşlar, yeni koydum keki. Keki yeni koydum. Polenli kek. Şimdi şerbetini vereceğim. Arımız daha sakinleşecek. Ana arıya yumurtlaması için. Yani polen arkadaşlar, arının proteini. Polen olmazsa kovanda bir şeyler eksiktir. Muhakkak kovanlarınızda poleni eksik etmeyin. Arının direncini artırır, kuvvet verir, güç verir. Bakın burada da kamerayı açtım. Siz de seyredin ben bu şeyi koyana kadar. Arı nasıl keke şey yapıyor. Yemeye çalışıyor. Bu şerbeti de şey yapabilirsiniz. İçinde ne var diye, böyle niye sarı diye. Bu keki yaparken polen kalıntıları vardı. Yani kekin şeyi, onu arıya gitmesin diye şerbet yaptım. Şekerle güzelce tekrardan karıştırdım arkadaşlar. Suyunu ilave ettim. Biraz da polenli şerbet oldu. Yani ne kadar hafif de olsa polenli şerbet olmuş oldu. Bakın buralara da sürmüştüm ben. Yani bunu görmeniz açısından şey yaptım. Ya herkes bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Bakın keki keserken bıçağın etrafında kalmıştı böyle. Onlar da buralara yediriyorum şöyle. Buradan da alsınlar. Şimdi bu polenli kek arkadaşlar, 2 kilo polen var bunda.
5 kilo şey var, pudra şekeri, 1,5 kilo da bal var. Bu kadar arkadaşlar, başka da bir şey yok bunun için. Alın sağlıcakla diyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorumlar yapmayı da unutmayalım arkadaşlar. Bunları niye yaptık? Ben bu keki her zaman veriyor muyum? Yok, her zaman vermiyorum. Benim çıtalarda kek az diye, kek diyorum, polen miktarı az diye polenli kek verdim. Balla karıştırdım. Hani peteğin gözlerine döktüğüm zaman belki bizim görmediğimiz bir işlem yapıyordur arı. Bu polen taşıdığı zaman, ilk kovana taşıdığı zaman bizim görmediğimiz bazı işlemler yapıyordur. Ben de kek olarak vermek istedim. Yoksa peteklerin üzerine serpip şey yapacaktım. Ama bazı arkadaşlar yapıyor. Yapanlar da var. Ama ben o şekilde yapmadım. Bu demek değildir ki onlarınki yanlış, bizimki doğru. Hepsi de bir doğrudur arkadaşlar. Ama ben bu şekilde yaptım. Alın sağlıcakla, Allah'a emanet olun arkadaşlar.